Sonuçta bar ortamı, müzik var, alkollüsün. Ne bileyim ya, dost doğru gelsin bana, beni alsın götürsün diye. Bakıyorsun, tabii kadın olduğundan emin olmamız lazım. Evet, zaten. Sert olsun bir erkek. Art seviyor arkadaş, gördüğünüz gibi. Hangi anlamda? Bir ikramda bulunurum masasına. Bir. Yani alkol falan göndererek kesinlikle etkileyemez zaten. Arkadaşlar, takdir edersiniz ki uzun zamandır gönlümüzde yanan bir ateş Eskişehir. Eskişehir'de olmaktan dolayı öncelikle çok mutluyuz. Bugün Eskişehir'deyiz ve burası Porsuk Çayı. Görünmüyor değil mi? Karanlık. Burada Porsuklu güzel kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz var. Bey, sallayalım beyler. Ya ben şu an çıplak gözle gördüğüm üzere bir rönesans görüyorum. Yani inanıp inanmamak size kalmış ama gerçekten efsane bir şehir. Eskişehir'deyiz. O zaman SS diyoruz ve sorumuza başlıyoruz. Sorumuz ne mi? Bardan bir kızı nasıl düşürürsün? Ya da erkekler neydi ya? Kızlar ne yapıyordu? Ha, kızlar siz nasıl düşüyorsunuz? Bakalım neymiş? Hep birlikte izleyelim. İsim ne kardeşim? İsmet İlker. İsmet İlker. Hangisini tercih ediyorsun, İsmet İlker? İlker. İlker, kanka bardasın. Evet. Çok uzak değil zaten, şurası falan herhalde değil mi? Şu taraf. Gittim. Evet. Onun gibi bir kız var mesela. Tamam, buldum. Nasıl düşürürsün? Çok arada kaldım şu an. Ambulans. Ambulans. 112. Şöyle bir bakayım. Bak bakayım, ne görüyorsun? Tamam, ben baktım, senin düşmen lazım şu an. Kaç numaralı kanka bakış? Bence bir üç. Şu üç falan. Bak, üç. Aynen. Ağzından aldım. Evet, mesela kahraman geliyor. Olayın kahramanı, merhaba. İsmini rica edebilir miyim? Sinem. Sinem, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sinem, farklı bir tarzın var. Biraz böyle heavy metal sezdim sana, var mı? Yok, hayır. Ne dinlersin? Tarzını merak ettim. Daha çok psikodelik. Derken? Yani trans müzik. Ya, trans müzik yani. Daha böyle medite edici, ruh dinlendirici trans müziklere ilgim var. Peki bir bardasın, hayal et. Ve böyle devasa trans müzikler çalıyor böyle. Adeta kendinden geçmişsin. Bir om yaptıracak insan. İçimizdeki kötülükleri salalım. Çıktı karşına bir erkek. Nasıl düşersin? Nasıl mı düşerim? Yere değil. Yani o adam seni nasıl ikna eder? Sizi anladım ama soru çok saçma geldi. Ya saçma düşünme ama bu hayatımızın parçası ya. Şimdi hiçbir erkek seni etkilemiyor mu? E tabii ki etkiler. E tamam, nasıl etkiler işte de? E direkt öyle sorsaydınız ya. Ya biz işte daha böyle psycho haliyle soruyoruz. Hı, nasıl düşerim? Hiçbir fikrim yok şu an ya. Hiçbir şey canlı. Yok artık. Sevgilim var mı? Ne zamandan beri? 3 aydır. Nasıl tavladı seni işte, onu soruyorum. Nasıl tavladı? Kendine olan özgüveniyle tavladı, evet. Ne yaptı? Ben özgüvenliyim. Benim özgüvenime aşık olmalısın mı dedi? Duruşu var. Ezik büzik bir tip değil. Kendine güveni var. Bunu hissedebiliyorum o yüzden. Bir barda da olsaydı o zaman özgüven seni etkilerdi. Tabii ki. Size bak, inan 2 gündür ikiniz arıyorum. 2 gün oldu ya. O ikinizin ortak bir özelliği var. Huyunuz haricinde ne olabilir? İnatımız. Kardeş misiniz? Hayır. Niye böyle inatlısınız? Ben çok inatçıyım, o hiç inatçı değilim. Ortak özellik mi bu? Ortak mı? Pardon. Harika bir cevap. Harika bir ters köşe. İkiniz ortak özelliği. İkinizin de burnunuzda hızınızın olması. Evet. Bu muydu sanki be? Yani gerçekten. Evet, neden burun hızması? Tarz mı? Aynen. O zaman ikinizin de tarzı aynı. Hayır. Ney? Tarz değilmiş o zaman. Burun ilgisi mi? Bir bardasınız, tamam mı? Deliler gibi eğleniyorsunuz. Her şey rölantide, dansta, müthişsiniz. Bu sorular mı? Evet. Erkek, karşınızda o kudrete sahip bir erkek var. Seni anam benim için doğurmuş canım, hamurunu benim için yoğurmuş canım. Şimdiden bayıl.
Ama şimdiden heyecanlandılar ya. Bak nasıl kal. Düşmem. Yerle bir oldun neredeyse, hayal ederken bile gözlerin içi gülüyor. Hayır, bar derin ya. O yüzden yerle bir oldum. Güzel dans ediyorsa etkilenir mi yani? Ya. Sonuçta bar ortamı, müzik var, alkollüsün. Favori dans? Balsa. Balsa. Evet. Seni kaldırsa? Dans ederim, ne var bunda? Salsa, onu kaldırsa, seve seve salsa, sen Ülkü? Böyle bir şey başıma gelmedi bir. Hiç senin birisi etkilemeye çalışmadı mı? Hayır ya. Ne diyorsun ya? Evet. Ağlıyorum kahrımdan, yanıyorum bağrımdan. Neden? Bilmem, çekici değilim herhalde. Yok artık canım, kendine haksızlık etme. Ama velakin denk gelmemiştir diyelim. Öyle diyelim, geçiştirelim. Ülkü Pollyanna bitlisi, direkt gördüğünüz gibi. Ne bileyim ya, dost doğru gelsin bana, beni azı götürsün direkt. Bu kız iyice kayışları yakmış. Yani o kadar ya. İyi akşamlar. Mavi pelerinli kardeşimiz nereye? Evet, Eskişehir'i rahatsız etmeye devam ediyoruz. Magandalar geldi. Şu anda çekimdeler arkadaşlar. Burası Doktorlar Caddesi. Burası Doktorlar Caddesi ve biz çok mutluyuz. Doktorlar Caddesi'nde doktor var sanıyorsanız sanmayın. Çünkü burada doktor yok. Ama neden buranın ismi Doktorlar Caddesi, gerçekten merak ediyorum. Sana sorabilir miyim? Buranın ismi neden Doktorlar Caddesi biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Çünkü Türkçe bilmiyorum. Aa, where are from? Afganistan. Afganistan? Evet. Arkadaş? Evet, benim arkadaşım. Merhaba. Merhabalar. İsim neydi? Recep. Recep ve? Mine. Mine, sen nasıl Türkçe bilmiyorsun ya? Biliyorum, az biliyorum. Az biliyor, benden iyi Türkçe konuşuyor maşallah valla. Bir bar ortamı hayal et hemen. Bir tane kız beğendin, onu düşüreceksin. Nasıl düşüreceksin? Bir kere benim özgüvenim yüksek bir insanım, hemen... Avını bekleyen kurt ya, baksana ya. Sen de az değilsin. O yüzden aynı barda olmuyoruz seninle. Estağfurullah. Ya tabii ki ilk önce bakıyoruz hasmamıza uzaktan. Hasım mı? O anda hasım. Daha sevgili değilsin, ayarlamamışsın. Ama hısım adayı diyelim biz ona, hısım değil, düşman değilsiniz yani. Ha, bakıyorsun, tabii kadın olduğundan emin olmamız lazım. Evet, zaten... Evet, evet, değil mi? Başına gelmiş ki gülüyorsun. Evet. Benim mi? Evet. Yok ya, sen ya ilk önce... tecrübelerini anlatıyormuş gibi anlattın, ona güldüm. Bir şey söyleyeceğim, ilk önce kadın olduğundan emin olmamız lazım. Sen hiç emin olmadığına denk geldin mi? Ya bazen... Bir bak, üzmüş dersin. Erkek çıkıyor falan. Neyse, o yüzden yapacak bir şey yok. O yüzden ilk önce kadın olduğundan emin olduktan sonra... Nasıl emin oluyorsun? Ya... bir dakika. Nasıl emin oluyorsun, oraya gel. Ya şey, gözlerinden belli oluyor derin baktığında. Eyvah eyvah. Bakışların şekli değişiyor. Sıkıldın mı? Bakışların şekli değişiyor. Ondan sonra bu sefer gözlerin içine bakmaya başlıyorsun. Güzelce. Evet. Ondan sonra... ufak ufak yaklaşmaya başlıyoruz. Tabii bunu hanımefendiyi rahatsız etmeden, zaten en ufak bir negatif enerji aldığımızda uzak duruyoruz, gözlerimizi kaçırıyoruz ve onu bir daha asla rahatsız etmiyoruz. Eğer öyle bir şey yoksa yaklaşmaya çalışıyoruz. Mümkünse lavabo önü en güzel yerdir. Çünkü muhtemelen o kız başka arkadaşlarıyla oturuyordur. Doğru mu? O kız... Ne yaptın ya? Sen bildiğin bilimine girdin bu işin. Rahatsız etmedin, şimdi geldin yavaş yavaş böyle Nami işler gibi arkadaşa yaklaştın. Bir şekilde derdini anlattın tabiri caizse. O da derdini anladı. Ama ne yaptın? Hangi hareketin handikap? Genelde benim bakışlarımdan etkilendiğini söylerler. Bir de fiziksel olarak kendine güveniyorsun. Yakışıklı bir adamsın, Allah'a var. Teşekkür ederim. Kardeşim. Öylesin sen. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Sen dolayısıyla ben hiç oyun moyun yapmam diyorsun. Giderim, konuşurum. Aklı senin bir şekilde. Olursa olur diyorsun. Olmazsa canımı sağ olsun. Zaten kızlar yakışıklı erkeklerden hoşlanmıyorlar son zamanlarda. Kendin öyle... Kalan tek şeyimiz artık özgüvenimiz. Onu kullanıyoruz yani. Peki tamam, sana gelelim. Sen nasıl düşersin? Sert olsun bir erkek. Hard seviyor arkadaş, gördüğünüz gibi. Hangi anlamda? Hangi anlamda sert? Sert. İri yapılı istiyorsun. Türk erkeği çok seviyorum ben. Türk erkeği sert. Kılı sever misin, kılı? Kıl? Hayır. Türk erkekleri biraz kıllıdır ya. Hayır, o kadar kirli olmaz. Biraz olsun. Türk erkekler çok yakışıklı. Ben beğeniyorum Türk erkekler diyor. Burada turist olarak mı yaşıyorsun? Hayır, öğrenciyim ben. Öğrencisin. Neden Türkiye'yi tercih ettin? Türk erkekleri için mi diyeceksin? Öyle mi? Evet. Bugün buraya niye geldiniz? Yani
arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Gezmeye geldik şehri. Just. Arkadaşlar genel itibariyle cinsleriniz mi yoksa karşı cinsleriniz de var mı? Ya ikisinden de var. Hem cins de var, karşı cins de var. Şimdi hem cinslerin... Hangi arkadaş daha çok mutlu ediyor? Yani erkek arkadaş daha çok mutlu ediyor. Abi kızlar daha çok mutlu ediyor, erkekler mutlu ediyor. Beni hiç mutlu etmiyor. Şimdi hangi yönden mutlu ediyorsun? Etmiyor. Bunun yerine bir tane senin kızın olduğunu abi. Ben 7/24 mutlu olurum. Şimdi bara gittiniz. Efsane eğleniyorsunuz abi. Tamam mı? Efsanesiniz ya. Tamam, aynen. 10 numarasınız. Tamam. Ama karşınızda da ya gerçekten sizi tatmin edecek bir kız gördünüz. Aa, tam bizim kalemimiz. Tamam. Evet. Aynen öyle. Yani siz onu nasıl düşürürsünüz? Abi ben önce ne yapardım biliyor musun? Yani ben her zaman yaptığım gibi önce bir bakarım ama böyle içine düşmeyecek gibi. Hani böyle bir bakarım, bir uzaklaşırım, bakarım böyle bir adım... Verçek, verçek diyorsun. Ya verçek, verçek. Bir adım atar, bir adım geri gelirim. İki adım gidersen sıkıntı. İki adım gitmem. Bir adım git, bir adım gel. Sonra baktım o da bir adım gidip bir adım geliyor. Ondan sonra derim Doğukan, kalk gidiyoruz. Bir yok dedim, yanınıza gideriz, yanlarına gideriz. Merhaba, iyi geceler, işte iyi eğlenceler falan filan. Doğukansız da gitmiyorsun yani. Yok abi şimdi şöyle biz şöyle. Kanca beraber, kanca beraber. Sağlam olduğum biz, için. Biz beraber biz ikimiz olmadan bir iş yapmıyoruz. Hani iki kızla gideriz. Tek kızla gitmem. Öyle biz birbirimizi konuşur, ben şarkı söylerim. Biz de öyle. Biz birbirimizi iş yapmayız. Hani i̇yiymiş, iyiymiş. Biz her zaman işe iki. Tamam kanka, o zaman sen konuşarak sen de şarkı söyleyerek düşürüyorsun. Genelde. Aynen öyle. Genelde. Bunlar tam çete. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Olacak işte. Süpersiniz beyler. Cevabımızı aldık. Var mı mesajınız? Ben buradan İstanbul'a, İstanbul Tribe, Kadıköy Acil'e çok selam gönderiyorum. Aa, Kadıköy Acil. Sevgilerimizi sunalım. Hepsi abilerimiz, kardeşlerimiz. Herkese selamlar. Eyvallah. Barlar Sokağı'na gelebildik gördüğünüz gibi. Burası Eskişehir'in meşhur Barlar Sokağı. Evet, şu anda çok kalabalık barındırmıyor gördüğünüz gibi. Çok fazla bir kalabalık barındırmamakla birlikte ama yine bir potansiyel var. Şu anda böyle karşılıklı barları görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi Cici Köpek, ismi neydi? Tekila. Buyurun. Bugün... Ben de seni seviyorum dayı. Kızlar, Barlar Sokağı'ndayız, ne yapıyoruz? Valla Ayşe Marmaris'ten geldi, ben şu an onu gezdiriyorum. Marmaris'ten geldi, nasıl? Marmaris'ten sonra Eskişehir seni açtı mı? Yani çalışma hayatından geri döndüğüm için şu an ilk kez sosyalleşmeye çıktım, öyle söyleyeyim sana. Tamam, gayet iyisin. Yani gayet iyi. Şimdi barda hayal edelim kendimizi, Marmaris'te de çok barlar var. Evet. Bardayız ve o aşk birikintileri duyacağınız adam karşınızda. Adam koyamadım ya ben oraya, pardon. Yani ben de hayalimde canlandıramadım açıkçası. O kadar mı uzağız? Evet, yani, halimizden bellidir herhalde. Yani. Biz birbirimize gayet mutluyuz şu anda. Kol falan göndererek kesinlikle etkileyemez zaten. Bir düşünme pay alalım. Kesinlikle bulaşmaması lazım. Masaya ikram göndermemesi lazım. Uzaktan uzaktan bakışasın, ben onu bulurum. Bu bir talep arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi bir sallamanı rica ederim. Recep dayı, sen kimi seviyorsun böyle deli dolu ya? Canım, hayatımı seviyorum. Hayatını? Seviyorum! Yüksek volüm ve top enerji. Müthiş Eskişehir turumuza sorumuzu sora sora yüksek hızla devam ediyoruz. Kanka barda bir kız çok hoşuna gitti ya. Evet. Deliriyorsun onun için. Evet. Nasıl etkilersin onu? Yani bir ikramda bulunurum masasına. Bir böyle bir şeyler... Çok yanlış yerden girdin kanka. Neden? Daha demin geçen kızlar kesinlikle ikram göndermeyecek dedi. Barzoluk olarak kabul ediyorlarmış. Hayır yani eğer bir bakışımız varsa yani birbirimize karşı bir jest olarak yapılabilir yani bu. Baktın, viski yolladın, ne oldu sonra? Sonra eğer bir kurabiliyorsak yani bir karşılıklı bir şeyler olur yani. Olmasa da olur diyorsun. Olmasa da olur. Öncelikle nasılsınız? Merhaba. Pantolonunuzu nereden aldınız acaba? Çok beğendik de biz de size soru... İsim neydi? Cennet. Cennet. Cennet deyince ilk aklına gelen şey nedir? Cehennem. Bardasın. Bir erkek seni nasıl etkiler barda? Ya uzaktan gördüğümde yakışıklıysa etkiler zaten, bir şey yapmasına göre. Yakışıklı olması yeterli mi? Evet, yeterli. 5 tane yakışıklı var. Beşi mi? Hayır, içinden en beğendiğim. Bana göre olanı. Sen o zaman tamamen fiziksel diyorsun. Tamamıyla fiziksel. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Barda eğleniyorsun. Her şey yolunda. Çok iyi. Bir erkek senin markacı altında izliyor. Ne yapsa düşersin, sen ondan etkilenirsin. Bilmiyorum, barda tanıştığım hiçbir erkeğe düşmem herhalde ya. Neden? Alkol vardı, kafalar güzel, ne bileyim. Sağlıklı bir ilişki değil. Yani sağlıklı değil. Gerek. Gayet sağlıklı bir cevap ama. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Çok naziksin. Rica ederim. Şimdi SPR'deyiz arkadaşlar. Yüksek volüm var. Harbiden ses efsane. Şimdi içeri girelim. Bakalım nasıl bir eğlence var. Evet, gördüğünüz gibi insanlar efsane eğleniyorlar. Burada Tekila. Tekila daha tanınım var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim.
Nasıl? İyi gidiyor mu? İyi gidiyor, aynen. Peki bunu içenler mutlu oluyorlar mı? Yani mutlu oluyorlar genelde. Mutlu oluyorlar genelde. O zaman sen mutluluk mimarısın. Yani ben kalırım. Evet. Müthiş eğlence, insanlar çılgınca eğleniyorlar. İşte mekan, işte mekan. Ses dedik ve soluğu gerçekten Eskişehir'de aldık. Güzel bir soru sorduk. Cevaplarımız harikaydı. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz. Aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı da nacizane takip ediyorum, okuyorum. Seviyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.